Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Yine evinize konuk olmaya geldim. Her zaman tekrarladığım bilgilerimle ve bazen güzel çiçekli orkidelerimle, bazen de böyle sizlerin daha çok fayda sağlayacağı köksüz orkidelerimizi nasıl köklendirebiliriz? Özellikle de daha çok bunlara yer vermek istiyorum. Şimdi şöyle görselde ve kapakta göreceğiniz üzere her zaman ne diyoruz? Zaten güzel olan güzel, iyi olan iyi. Bizim asıl yapmak istediğimiz, benim normal hayatımda da böyle, iyi zaten iyidir, güzel zaten güzel, sağlıklı zaten sağlıklı. Biz iyi olmayan, yani kötü, köksüz orkidelerimizi nasıl köklendirebiliriz, nasıl sağlıklı hale getirebiliriz? Biraz bunlara yoğunlaşmak istiyorum ve eminim ki sizler de aslında böyle şeyler duymak istiyorsunuz. Sizden gelen talepler de bu şekilde zaten bana. Mesajlar olsun, Instagram'dan olsun. Şu ara özellikle zaten ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Çünkü Instagram'dan da iletişim kurmak isteyenler var. Facebook'ta aynı şekil, YouTube aynı şekil. Yani üç parçaya bölünmüş vaziyetteyim ama asıl tek bir noktada burada buluşup herkes buradan ortak bir şekilde ulaşabilir Ebru'nun Denizi altın değerindeki bilgileri diye sözümü tamamlıyorum. Ve size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bunu sizler için denedim. Bakın şu orkidem. Bakın aynı zamanda yaprak da çıkarttı. Sizlere sürekli bahsettiğim ölmek üzere olan köksüz orkideleriniz için 3 gün suda, 4 gün susuz. Ya da yine böyle sera yönteminde hepsini deniyoruz artık biliyorsunuz. Hangisi daha kolayımıza gelirse. Pes etmemeliyiz. Çabuk pes etmemeliyiz. Ama mutlaka sonuç alıyoruz. Şöyle bakın. Köklerini göstermek istiyorum. Bunlar şu an şu gördüğünüz kabın içerisinde bir parça yosun, dibinde biraz Hindistan cevizi lifi, torfu değil bakın yanlış anlam olmasın. Hindistan cevizi lifi, orkide toprağı, birkaç tane ağaç kabuğu. Yani ben pek, bana çok detaylı geliyor ve benim çok fazla bu durumda olan orkidem olmadığı için de çok fazla yer kaplıyor ve fazla vaktimi aldığı için çok fazla bütün orkidelerimde bunu denemiyorum. Ben aksine toprakta köklendirmeyi daha çok, yani daha pratik geliyor bana. Ama sizlerin işini kolaylaştırabilmek için sizler için bunu bir denemek istedim. Bakın şu gördüğünüz bardak cam kabın içerisinde. Bu şekilde görmüş olduğunuz, abartmıyorum şu an. Ben geçen hafta burada değildik, şehir dışındaydım. Yaklaşık işte geçen hafta çarşamba, perşembe günü yani bir hafta 10 gün içerisinde alınan sonuçlar. Ve giderken bu şekilde gittim. Anneme sadece günde bir, yani her gün bir kez fısfıslamasını tembihledim. Hafta sonu da yine vakit bulamamıştım. Şu anda bakın gördüğümde yaprağı zaten küçüktü, çıkmak üzereydi. Sizlere şimdi diyeceksiniz ki Ebru Hanım sürekli işte anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve bunu nasıl yapacağız? Şöyle çok basit, yani bunun için bilim adamı olmaya gerek yok. Yani profesör olmaya gerek yok, mühendis olmaya gerek yok. Çok basit. Sizin de bu şekilde köksüz, aldığınızda çiçekli, dallı ama bir süre sonra çiçek ve köklerini kaybettiğiniz orkideleriniz varsa su kültüründe bu birebir. Ama onda biraz sonuç uzun sürebiliyor ve bu sizi sıkıyor. Hemen sonuç almak istiyorsunuz ama onun için de ne diyorum? Orkide bu hale gelene kadar, bakın bu orkide hemen bir haftada bu hale gelmediğine göre bir haftada da sonuç beklemek çok yanlış olur. Yani çok saçma geliyor bana zaten. Sizden de bazen böyle talepler geliyor. İşte Ebru Hanım bir hafta oldu ama hala bir gelişme yok. Kardeşim yani bir haftada mı bu orkide bu hale geldi? Bir haftada hemen bıçak gibi kessin ve hemen size sonuç nasıl versin bu canlı bitki? Bu nedenle su kültürü uzun gelen arkadaşlarımız var. Olabilir, herkes için değişiklik gösterebilir. Ama şöyle ki, eğer ben sıkılıyorum, hani hemen sonuç almak istiyorum ve sizin söylediğiniz her yöntemi de dikkate alıyorum, önemsiyorum, yani yapıyorum, uyguluyorum Ebru Hanım derseniz sizlere bu yöntemi önerebilirim. Şöyle yosun, bunu normal şu ben çiçekçilerden temin ettim. Bu sphagnum yosunu değil zannedersem ama sphagnum yosunum var fakat bulamadım onu. Dediğim gibi
Acele bir şekilde bunu denedim. Şöyle bir cam kavanoz olabilir bu. Bir cam bardak olabilir. Uzun ağzı ve boyu uzun olmalı ki çok büyük çoğunluğu kabın içerisinde kalmalı orkidenin. Dibine çok az, çok az bakın zaten hemen şöyle bir fiskeyle hemen baharat atar gibi çok az orkide toprağı var. Üzerinde de çok az yosun. Söylediğim gibi ben bu yöntemi çok aslında denemiyorum. Ama sizler için denedim bunu ve gerçekten bilmiyorum artık benim elimden midir ya da çok mu istiyorum bunu, enerjimle mi alakalı. Vallahi bakın yemin de ettim sizler için bir hafta 10 günlük sonuç bu. Şu hava kökü vardı ucu affedersiniz bakın yeni yeşil bir şekilde yeşillenmiş. Biliyorsunuz böyle diğer kökleri zaten içi boş gibi bir kısmı ağaçlaşmış. Kesinlikle siz de sonuç alabilirsiniz. Orkidelerinizi kurtarabilirsiniz. Ben daha çok böyle size de söylüyorum ya, saksı da orkidenizin kötüye gittiğinizi fark ettiğinde. Bakın bunun iki tane kulağı. Çok kötü görünüyor yaprakları. Ben daha çok saksıda tedbir ve önlem almayı, hemen müdahale etmeyi daha çok seviyorum. Dediğim gibi herkesin eli neye alışmışsa pratikte onu tercih eder. Benimki de buna alışmış. Bakın. Ben saksıda, bu size gösterdiğim yöntemle, bu da saksıda yani normal harcın içerisinde. Besinli su, özellikle şu aralar NPK 20-20 gübresiyle, şöyle toprak üstlerini nemlendirerek, fıstıslayarak, püskürtme şişemizle, o şekilde bu kökleri de elde etmiş bulunmaktayım. Bunu da sizlere buradan gurur ve iftiharla sunuyorum. İşte bu kökler... Çok yeni, daha havalar ısındığından beri meydana gelen, sürekli paylaşıyorum zaten bunları. Şöyle bakın yaprak gelişimi var burada da. Yine köklerimiz böyle. Her gün neredeyse bir tanesi boy gösteriyor. Bu şekilde. Yani bunları ileride toprağın altına alıp gelecek şekilde toprağa dikim yapacağım. Daha çok şimdi bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Sizler de özellikle Instagram'dan şu anda burada izleyen arkadaşlarımız varsa çok fazla, yani inanın gerçekten yetemiyorum zaten, görüyorsunuz sizle birlikte tabletten cevaplıyorum, Instagram'dan da buradan da. Yani 100'e yakın, belki daha fazla, sadece bu şekilde gelmiş orkidesi, hediye gelmiş, çok geç fark etmiş. Yani artık kaybetmeye yakın halde bana fotoğraflarını atıyorsunuz. İşte Ebru Hanım lütfen kurtaralım, işte çok önemli benim için, çok özel gibi mesajlar alıyorum. Derhal hemen, çok basit bir yöntem bu. Evde hemen içtiğiniz bir su bardağı bile olur. Uzun ve biraz geniş olsun, yalnız normal bardaktan biraz ebatı uzun olmalı. Bu şekilde bir yosun altına dediğim gibi ağaç kabuğu, orkide toprağı koyup üzerine biraz yosun ile bu şekilde siz de köksüz, ölmek üzere olan orkidelerimize tekrar can verebilirsiniz. Çok güzel. Dediğim gibi bu aslında biraz da emeğimizin karşılığı oluyor. Yani güzel olsun istiyoruz ve karşılığını alınca da bilmiyorum sizler öyle mi düşünüyorsunuz ama. Böyle. Lale Hanım demiş ki Ebru Hanım dün gece size tuhaf bir çiçek dalı resmi attım. Çiçek dalı gibi değil, keiki gibi. Yeni çiçek dalı gelecekken keiki geldiği için hiç görüldüm. Direkt dal ucundan. Bilmiyorum, görmedim Lale Hanım. Bir bakmak gerekli. Instagram'dan herhalde attığınız fotoğrafı. Yani bilmiyorum, aslında toplam buradan hep herkes ulaşabilsin diye buradan cevaplamak istiyorum o soruları da. Instagram'da olanlar, YouTube'dakiler görmüyor. YouTube'dakiler... Bilmiyorum, bir standarda bağlayamadık bunu. Üç parçaya bölündük gibi ama inşallah ulaşmak isteyen her yerden ulaşıyor bana, Ebru'nun denizine. Bu şekilde arkadaşlar sizlere bu yöntemi göstermek istedim. Kesinlikle sonuç alınabilecek, su kültüründen daha kısa sürede orkideniz köklenip. Ha, şunu da söyleyeyim. Şimdi bu toprağa ekim için uygun değil. Biraz daha bu köklerin en az biliyorsunuz 3 tane sağlıklı kökü olması gerekiyor. Şu aşağıdaki kökler gibi. Bu biraz daha uzadıktan sonra şu yeni çıkan kökleri toprağa geçiş yapacağım. Ancak o zaman uygun bir toprak ve saksıya dikim yaparak orkidemiz bu şekilde sağlıklı bir orkide olarak gelişimini tamamlayabilir. Asla orkidelerimizden vazgeçmeyelim. Asla pes etmeyelim. Çünkü onlar çok dirençli, çok güçlü, dayanıklı çiçekler.
Eğer seviyorsak tabii ki sevmiyor. Yani bu her şeye sevmeyle alakalı. Seviyorsak buna zaman ayırırız, vakit ayırırız, şans veririz. Sevmiyorsak maalesef yapacak bir şey yok. Hemen pes edip orkidem öldü diye atarız. Nurana Muharramoğa, ben sizlere çok izleyirim. Ellerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Azerbaycan sanırım. Filiz Hanım da 9 kök 1 yaprak verdi kilbilisine. Kilbilisi inanılmaz şu ara bende de çok revanşta. Yeni orkidelerim dışında neredeyse tamamı, yani birçoğu kilbilyesinde. Biz de çok sevdik kilbilyesini. İnşallah sizlerle de buradan gün bir gün her şeyi paylaşıyorum. Sürekli zaten iletişim halindeyiz. Her yerden bana iletişim kurabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Emine Hanım ne zaman suluyorsunuz demiş. Neyi ne zaman suluyorum onu bilmiyorum. Reyhan Hanım, onu bit için limon kolonyasıyla yani mümkün mertebe dayanabildiğiniz derece onunla üstesinden gelmeye çalışın. Eğer gelemiyorsanız toprağını değiştirebilirsiniz tabii ki de. Ya da çiçeklerini, çiçek dallarını kesebilirsiniz. Onu bitten kurtulmak için, yani çok ileri derecedeyse yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar, bir bilgiyi de yine bugün paylaşmış oldum sizlerle. Zaman nasıl çabucak geçiyor onu da anlamıyorum. 11 dakika oldu. Pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri canlı yayınlarımızda sizlerle her gün yeni bir bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Emine Hanım demiş ki bu yasında olan orkideli su kültüründe 3 tane var. Yani videonun sonuna geldik. Başından dinleseniz anlattım zaten. Günde bir defa suluyorum, nemlendiriyorum püskürtme şişesiyle Emine Hanım. Böyle. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Merve Hanım, Hindistan cevizi torfu ile sulama videoları, lütfen videoları bir göz atın. Hepsinin cevabı var bütün sorularınızın. Hoşça kalın. Yorum ve beğeni bırakmayı da unutmayın ha bu arada. Söylüyorum artık. Hoşça kalın.